Allah her şeyin ölüm ve ihtiyarlıktan başka çaresini vermiş mukaddese. Biz hiç yemek yenmez miydi hocam? Asla yani. Hiç yemek, su ve kuru ekmek. İşte bugünlerde bize aç kal diyor. Peygamberler bunu söylüyor. Nereden söylüyor? Allah'tan aldığı vahiyle söylüyor. Çiğ tabii kavrulmamış, kavrulmamış. Kesinlikle kavrulmamış. Bakın bu oyunu da söylüyorum burada. Isıl işlem görmüş her türlü sebze meyve. Son gün, dolunay olduğu gün, 14. günü. Allah her şeyin ölüm ve ihtiyarlıktan başka çaresini vermiş mukaddes hanım. Eskiden riyazat vardı. Büyük zatlar yılda bir defa 40 gün hayvansal gıda, işte sütlü gıda, şekerli gıda, unlu gıda vesaire, böyle etli gıda yemezlerdi. Bak hiç. Niye? O hayvanın gadabından, onun o kötü enerjisinden uzak kalıp hayvan zümresinden insan zümresine dönmek için. Allahu alem bir sevap. Ne yaparlardı? 40 gün sadece su içerlerdi. Sade şeyler olurdu. İşte biz... Hiç yemek yenmez miydi hocam? Asla yani. Hiç yemek, su ve kuru ekmek. Ha, kuru ekmek. Kuru ekmek yenirdi ama bugünkü ekmeği anlamayın tabii. O siyazı, eskiden siyaz ezilirdi. Biz yaptık bunu fırında. Tavanın içine konurdu, altına yaprak konup yağlanıp bezir yağıyla, keten tohumu yağıyla içine keten de karıştırılırdı. Üstüne de susam konurdu. O böyle kocaman 5 kilo olurdu bir ekmek. Yani adamın kafasına atsan öldürür. Bir ay dayanırdı, hiç bozulmazdı. İşte o ekmekten bir dilim yerlerdi. Yani ölmemek için bedeni temizlerlerdi. Bilinen bu. İşte biz aynı metodu, bir de Efendimizin 3 günlük oruçları var biliyorsunuz. Pek çok peygambere pek çok müjdeler verilmiştir, kerametler verilmiştir. İşte Musa'ya suyu durdurması gibi, İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltmesi gibi, yine pek çok Süleyman Aleyhisselam'a cinlere tasarrufu gibi, Peygamber Efendimiz'e de ay ve güneş emrine veriliyor. Dolayısıyla Kamer suresi var biliyorsunuz. Ayın hareketinden ibret almaz mısınız diyor. İşte biz ibret aldık. Dolunay günleri hep kandil günleridir. İşte Recep, Şaban, Ramazan aylarında veya diğer günlerde işte Beraat kandili, Mevlüt kandili, Miraç kandili, Kadir gecesi. Bunlara dikkat edin. Bakın bunlar hep dolunayın 14. günüdür. Neden? Ve o gün derler ki rivayetlerde oruç tutun. Yani aç kalın. Yani bir şey yemeyin. Hatta Musa'nın dininde de dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme siz bir gün önce de tutun. Hani onlar da tutuyor. Ya Resulallah İsa kavmi de tutuyordu. Siz bir gün sonra da tutun. 3 günlük oruçlar. 13, 14, 15 veya 12, 13, 14. İşte biz 7 gün her ay, bu kameri aylarda aç kalarak aynı riyazattaki gibi yılda 6 defa ilkbahar ve sonbaharda, çünkü biliyorsunuz şöyle bir dönüşümün bunun bir şeyi vardır. Tepe noktası vardır bir tane ama bir de aşağıda vardır. Aydınlık dolunay, karanlık dolunay. Dolayısıyla ayın 8'i ile gökteki ayın 14'ü dolunay olduğu gün bedenden suların itildiği gündür. Bakın bir, metcezir yani. İki, 23'ü ile 30 çektiği günlerde, 24'ü ile de 30'u arası da karanlık dolunaydır. O gün de suların itildiği gündür. İşte bugünlerde bize aç kal diyor. Peygamberler bunu söylüyor. Nereden söylüyor? Allah'tan aldığı vahiyle söylüyor. Bu kainatı, geceyi gündüzü, 124 bin çeşit hayvanatı, nebatatı ve insanatı yaratan, bizi en iyi bilen kimdir? Yaratanımızdır. Onun kurallarını, onun kitabını uygularsak
Dünyamız da mutlu olur, ebedi saadeti de kazanırız. Bu çizginin dışına çıkarsan şefkat tokatları yersin. O da hastalıklardır. İşte bunlardan hocam, da korun. Hocam, Ekim'in mi 8'iyle aydınlık olan Dolunay? Ekim, şu Ekim ayı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'tır bu aylar. Bir de Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'dır. Yani ilkbahar ve sonbahar aylarında çekim kuvvetleri yüksektir. Bunların da Dolunay günleri, zaten baksanız takvimde Dolunay takvimi var. 13 ile 8 ile 14'ü, 23 ile 30'u arası. Yani bu arınma, açlık bu günlerde yapılır. Bilhassa son 3 günü, 4 günü çok önemlidir. Hiç yapamayan son 4 günü yapsın bunu. Peki ne yapacağız? Biliyorsunuz hekimlerimiz diyor ya, bütün hastalıkların sebebi bu, bütün zararlı gıdalar ne yapıyor bizde? Bağışıklık sistemimizi düşürüyor. Şeker oluyoruz, tansiyon oluyoruz, kolesterol oluyoruz, kanser oluyoruz. Bağışıklığınız düşerse. Peki bağışıklık nerede? Bağışıklık sindirim sistemi ve bağırsaklarda %80. Bunu bilim kabul etmiş. Yani siz arı sütü, polen yeseniz, en iyi meyveyi yeseniz, en iyi desteği alsanız, kök hücreyi alsanız, bağırsağınızda domuz solucanı, fare kurtçu, kandida glabrata albicans, ilahir mikrop türleri varsa onları onlar yiyecektir. Onun toksini olan gaytaları, sidikleri, gazları, toksiması silyalardan çekilecek, karaciğere gidecek. Zaten karaciğerde de kelebek, yağlanma var. Trematod, fasilika, petika en tehlikelisi. Bu hayvanda çıksa veteriner diyor ki bunu gördü mü kireçli kuyuya gömün diyor bunu hemen. Yenmez diyor, herkesin karaciğerinde var. Yağlanmanın sebebi odur. Doktorlar bunu da bilmez. Konuşmaz yani. Dolayısıyla karaciğer rafinerde kan yapılacak. En iyi şeyi yedik ya. Geldi burada da o yedi. Yine ne oluyor? Onun toksini bedende dolaşıyor. Saçın dökülüyor, gözün görmüyor, mutsuz, erkekliğin yok, adetlerin bozulmuş, hormon döngen gitmiş. Küçücük bir korona gelse, ki vardı dün, bugün de var, influenza veya ritovirüsü veya adenoviron virüsü veya işte bir myko mantarı, kandida sizi hemen alt ediyor. Ama sizin bağışıklığınız güçlü olsa girer bedene, askerler onu hop çıkar gider. İşte hastalığın sebebi bu. Onun için bağırsakları temizleyeceğiz. Bunun için ne yemeyeceğiz bugünlerde? Hayvansal gıda hiçbiri yenmeyecek. Unlu gıdaların hiçbiri yenmeyecek. Çünkü karbonhidrat almayacağız. Kesinlikle tatlı yenmeyecek. Çünkü mikropları tatlı besler. Artı süt ve süt ürünleri en tehlikeli ürünlerdir. Bugün kaynatılmadığı için. Buradan söylüyorum. Hocam ya bana bir cümle söyle yapayım. Bir ay süt, süt ürünü yeme, her şeyin düzelir. Kanserin bile geçer. Bu kadar açık söylüyorum. Bir ay süt, hep, süt ürünü hiçbir şey yemem. Süt ürünleri, bir de gluten hocam. Gluten. Evet. Yani işte söylüyorum. Yani un dediğimde bu. Bunları yemeyeceğiz. Her şeyi yiyeceksin. Kırmızı pancar, havuç, sabah sıkılmış meyve suları iç kolanı bedenine. Öğlenleyin bir sebze çorbası, enginar veya ne var? Ispanak var şimdi. Bir elma var. Bir elmaya. Bir de salataya. Akşam da yine ne var? Pazı var. Pazı yap. Tatlı yok mu? Var. İncir, elma, armut tatlısı yap. Pekmez koy üstüne. Açlık da yok. Arada bir fındık ye, badem ye, kuru üzüm ye mesela. Çiğdem, kavrulmamış, kavrulmamış. Kesinlikle kavrulmamış. Bakın bu oyunu da söylüyorum burada. Isıl işlem görmüş her türlü sebze meyve aslı çöp gibi değildir. Çöp. Aslı gibi değildir. Zararlıdır. Tabii eskiden bazı elmalar hoşaf olarak fırınların içinde ateşte kurutulurdu. Onlardan bahsetmiyorum. Mesela ısıl işlemden yapılmış pekmezlerden bahsetmiyorum gibi. Bunu yaptığınız zaman bir de her sabah lağman, kalın bağırsağınızı sulu lağmanla, yapamayanlar hekim ve doktor kontrolünde, sağlıklı insanlar için diyorum. Yaşlı, ameliyat olmuş vesaire, kanserler için değil. Bunu yapabilirseniz, yapamayanlara da moringa, biliyorsunuz süpürgedir, bedendeki yağları süpürür. Moringalı
karışımlı bizim 19 bitki bir çayımız var. Moringa çayı. Kurtları parça parça döküyor torba torba. Tamamen sabaha böyle macun gibi iki avuç kanlı solucanları görüyorsunuz. Son gün, dolunay olduğu gün, 14. günü 100 gram sızma zeytinyağı, sızma, ısıl işlem görmemiş, özel sıkım. Bir de 100 gram limon, alerjisi olanlar greyfurt, içine azıcık soda katarak, soda dediğim karbonat katarak bunu içtikleri takdirde son gün hiçbir şey yenmeyecek. Yine o sabahleyin yine lağman yaptığınızda içinizden çıkıp da ben 200 bin kişiye yakın kişi kamplarıma gelerek bunu yaptı. Sizi de defalarla davet ettik. Artık etmiyorum Mukaddes Hanım. Sen Bodrum'da git, plajlarda yüz. Hayır Marancı, hocam. Hayır hocam. Eve geldim. Eve gelme. Ondan sonra gözün evi, niye böyle diye. Evi kapatmaya. Ne Erol kurtarır ne Mehmet kurtarır. Bunu ancak zencefil, zerdeçal, altın otu, tamam mı? Bunu altın otu bu kurtarır. Başka bir şey kurtarmaz. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu zalim değildir. Kimseye zulmetmez. O insanlar kendine zulmeder yanlış hayat tarzıyla. Bilmeden yaptıkları yanlışlarla Allah da adalet eder kader noktasında.